Arkadaşlar merhaba. Piyasadaki yeni kitaplardan endemin geometrisinin açı ortayı 3. testiyle karşınızdayız. İlk sorumuzdan başlayalım. AD uzunluğunu sormuş. Şurada açı ortayımız var. Şuradan bir dik çizilmiş. Ben buradan dik çizdiğimde eğer burası x ise buranın ne olması gerekir? x olması gerekir. Şu üçgene bakın şimdi. 3'ün 5 katı, 4'ün 5 katı. Burada 5'in 5 beş katından kaç olacaktır arkadaşlar? 25. Bize x'i soruyor zaten. Üçgende alandan gidelim. Bu üçgen alanı nedir? 15 çarpı 20 bölü 2. Aynı zamanda 25 çarpı x bölü 2'den de bu alanı hesaplayabiliriz. 2'ler gider. 15 kere 20, 300 yapar. 325'e böldüğümüzde de x eşittir. 12 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. İkinci sorumuza geçelim. Hemen açı şuradan dik çizilmiş. Şunu uzatırsam şöyle. Şuradan da dik çizersem arkadaşlar. Burası kaç birim şimdi arkadaşlar? 16. O zaman şurada kaç olması lazım? 16. 4'ü buradaysa buraya kaç yazacağım? 12. Bu açının karşısı 5 ise bu açının da karşısı 5. 5, 12. Burada kaç kalmış olacak arkadaşlar? 13 kalmış olacak. Evet. Sorumuza bakalım. Burada da şuraya ben k kadar dersem burası da k kadar olmuş. Alfa dedim. Şurası alfa oldu. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi bakın burada ne demiş? bc eşittir h diye. Onu zaten yazdık. 3 vermiş. Ee, nereyi sormuş bize? AB uzunluğu nedir diye sormuş. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar bakın burada şöyle düşünsek. Şurası da açı ortay olabilir mi diye düşünsek. Yani ben buraya alfa yazsam. Alfa 90 değil mi? Yani şurası alfa, şurası 6, burası K. Aynı şey bakın alfa k 90 sağlamamış mı? Yani bura için dediğim şey bu tarafı da sağlayacak. E, doğru, e, açı eğer burası şunların da hani benim düşünceme uygunsa şuralar eşit olması gerekecek. Yani şu üçgenler hem eş çıkmış olacak hem de buradaki ikizkenarlık kenarlık sağlanmış olacak. Demek ki bence burası ne olmalıdır arkadaşlar? Açı ortay olmalıdır. O zaman şu da ikizkenar üçgen olduğuna göre 6 ise şu pembeyle çizilen yerde kaç olmalıdır arkadaşlar? 6. Burası 3 ise buranın da kaç olması lazım? 3. Bu kanun da kaç olması lazım? 3. Bize AB uzunluğunu sormuş. Şurada Pisagor yaparsam 6'nın karesi 36, 3'ün karesi 9, 36'dan 9 çıktı 27. Burası kök 27'den 3 kök 3 ya da işte 30 60 90 üçgeninden 3 kök 3 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. K noktası ABC üçgeninin iç açı kesim noktasıymış. O zaman şurası kaç derece olur arkadaşlar? 45. Doğru mu? Buraya kaç kalır? 135. Şunu şöyle bize DC'yi sormuş. Ne yapalım arkadaşlar? Bakın şöyle uzatırsam. Şöyle birleştirirsem. Şurası da 45 derece olmayacak mı? O zaman burası da 45. 90'ın karşısı 5 kökü ise 45'in karşısı 5. Bu 45'in karşısı ne olacak? 5. Şu üçgene bakın şimdi. Dik üçgen. Pisagor yapsak. 5, 12. Burası kaç çıkar arkadaşlar? 13 olarak bulunmuş olur. Bir ABC üçgeninde hemen çizelim. Şöyle A, B, C olsun. A, B 6 birim. A, C 8 birim. B, C 7 birim. B, A, N eşittir. N, A, C olacak şekilde. Şuradan N'mizi aldık. B, A, N. N, A, C eşit. Hemen 6'ya 8 ise 6K'ya 8K yazabilirim. Sadeleştirirsem 3K'ya 4K olur. B, C'yi de 7 vermiş bize arkadaşlar. O zaman 7K eşittir. 7'den K'yı kaç bulmuş oluruz? 1. K 1 ise burası 3. Burada 4 olur. Bize a neyi soruyor? Buraya x dersek nasıl hesaplıyorduk x'i? x kare eşittir. 6 kere 8. 48. 3 kere 4. 12. 48 12. x kare eşittir. 36'dan x'imiz de kaç olarak gelmiş olur arkadaşlar? 6 olarak gelmiş olur. Evet sorumuza bakalım. Yine k noktası iş açı kesim noktası. Şuna şurayı birleştirdiğimde bir de bunlar paralelmiş. Şurası alfa ise burada ne olmuş? Alfa. Şöyle Z çizdik. Burası da ne oldu? Alfa. Bakın şu ikizkenar üçgen geldi. Yani şu BD uzunluğuyla DK uzunluğu birbirine eşit. Aynı mantıkla burayı birleştirdiğimizde de şu uzunlukta şu uzunluk eşit çıkacak. Bize BC 19 demiş. Şuraya A kadar desem şu uzunluk A kadar. B kadar desem burası B kadar. Şurada C yazıyorum. BC 19 yani A artı C artı B 19 ise KDE üçgeninin çevresi de A artı B artı C olduğu için yine 19 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Evet. Şekildeki altıgenin içindeki üçgenler birleştirilerek şöyle bir şekil elde edilmiş. Diyor ki sonuçta burası da eşkenar üçgen olacaktır değil mi arkadaşlar? Neden? şundan her biri 60, 60, 60, 60, 60 geleceği için bu aslında bir eşkenar üçgendir. Bunun içindeki içindeki bütün üçgenler yine eşkenar üçgen olacaktır. Şimdi bunun e, iç açı ortaylarının kesim noktası şurada olur. Yani çünkü hem yükseklik hem kenar ortayla aynı noktaya denk gelir. 2K'ya K şeklinde ayrılacağı için burası olur. Bu noktanın Bunların yani şu sarı üçgenin iç, e, şeyine, neresi, iç açı kesim noktasının uzaklığı şu kadar olur. Şurada şu kadar burada da bu kadar olur. Dikkat ettiyseniz şu üçgenle bu üçgen eşit olacağı için şu iki uzaklığın da olması lazım birbirine? Eşit. Burada ama zaten şu üçgenin bütün yükseklerini kullanıp daha üstüne de eklediğim için bunun da bunlardan fazla olması lazım. Yani şu sarıya olan uzaklık en fazla maviye pembe olan uzaklıklarsa eşit olacak. Sarı olan x'li. Diğerleri y ve z idi. O zaman x büyük y eşittir z olması gerekir arkadaşlar. Evet şekilde demiş. Şöyle yaklaştıralım biraz daha. Bf bölü fc kaçtır? Öncelikle açılarımızı bir yazalım. Şuraya alfa dersem burada alfa. Şuraya beta dersem alfa artı beta 90. Burasına beta yazarsam alfa 90. Burada ne olacaktır arkadaşlar? Beta. Bakın şurada bir ikiz üçgen var. Şuraya k kadar dersem burası da ne olacak arkadaşlar? K kadar olacak. Şu üçgende açıortayını kullanırsam şuraya k yazmış buraya 4 yazmış ya hani burada 3 mesela burada 5 yazsa buraya 5k 4 yazsa buraya 4k yazardım ya arkadaşlar. Burada k yazıyor ya. kx burada 4 yazıyor burada da 4x'teyim. Bir de en büyük üçgene bakın. Yine burada k yazıyor. Burada ne yazıyor? 6. Burada ne var? Açıortay. K'nın olduğu tarafa kx yazarsam 6'nın olduğu tarafa 6x yazmam gerekir. 6x'in 4x'i buradaysa buraya ne kalmış olur? Arkadaşlar 2x. Önce şu üçgende iç açı ortay teoreminden faydalandım. Sonra büyük üçgende iç açı ortay teoreminden faydalandım. Kx'e 4x. Kx'e 6x buldum. 6x'in 4x'i buradaysa burada ne kalmış oldu? 2x. Bf'miz 4x oldu. Fc'miz 2x oldu. 4x bölü 2x'ten cevabımızı 2 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Yine iç açı ortaların kesim noktası KN uzunluğu nedir diyor. O zaman ben şurayı uzatırsam tam doğrusal gitmelidir. Neden arkadaşlar? Çünkü 8'e 4, 2'ye 1 oran 6'ya 3, 2'ye 1 oran buradaki açı ortay özelliğimiz sağlanmış olur. Peki şuranın tamamını nasıl hesaplardık? Ya da şöyle yapayım. Burası da açı ortay ya. Şimdi sadece şu şekle bakalım. 4'e 8. O zaman ben buraya K yazsam 8'in olduğu tarafın ne olması lazım? 2K. Tersten de bakabiliriz. Burası da açıortay. 3'e K ise 6'ya 2K gelmesi gerekir. Peki şu açıortay uzunluğumuzu nasıl hesaplıyorduk arkadaşlar? 8 kere 6 eksi 4 kere 3 doğru mu? Eşittir 3K'nın karesi gelmesi gerekiyordu arkadaşlar. 48'den 12 çıkarsa 36 eşittir 9 k kare. Buradan k kare eşittir 4. K da 2 olarak bulunmuş olur. Bize sordu k ne uzunluğu? K'ydı. Demek ki cevabımız 2 olmalıymış. Arkadaşlar şu şekilde göstereyim ben yine size. K noktası iç açı ortaların kesim noktasıdır. Evet. O zaman şöyle birleştirdiğimizde kaydı biraz. Şimdi şöyle birleştirdiğimizde Şurası iç açı ortay Şuradan birleştirirsek şurası iç açı ortay Doğru mu? Şuradan birleştirdiğimizde şurası da yine iç açı ortay oldu arkadaşlar. Buradan dik çizilmiş. Hemen şuradan da biz dik çizelim. Hemen bir de bu taraftan çizelim. DB 2 DA. DB'ye 2K dersek DA K oluyor. Hemen açı ortaydan şimdi dikler çizildi ya, Şurada kalan parçalar eşit değil mi? Burada ne yazacağım ben? K. E burası 2K ise bu tarafa ne yazacağım? Yine diklerden ötürü 2K yazacağım. AC eşittir AD artı 6. Şimdi AD'miz K'ydı. O zaman AC K artı 6 oldu. AC K artı 6 ise arkadaşlar K'sı buradaysa buraya ne kalacak? 6. E bu taraftan da açı ortayda şurada kalan parçalar eşitse 6 ise burada ne yazmak zorundayım ben? 6. Pisagor yapalım şimdi. 2K artı 6'nın karesi eşittir. 3K'nın karesi artı K artı 6'nın karesi gelecek. Doğru mu arkadaşlar? Buradan hesabımızı yapalım şimdi. Ne gelecek buradan arkadaşlar? 4K kare. Doğru mu? Artı 24K artı 36 eşittir. 9K kare artı K kare artı 12K artı 36 gelmiş olacak. 4K kare, 9K kare, 10K kare bu tarafa attığımızda 10K kareden 4K kare çıkarsa 6K kare kalır. 36'lar birbirini götürür. 24K'dan 12K çıkarsa 12K kalır. Buradan e, sadeleştirdiğimde 2K eşittir. K kareden K'mız kaç gelmiş olur arkadaşlar? 2 gelmiş olur. Şimdi bize neyi soruyor? E, üçgenin çevresini soruyor. 3K, K daha 4K. 2K da burada. 6K, 6, 6 da 12 burada. K'ya 2 vermiştik. 6 kere 2 12, 12, 12 daha. 24 olarak üçgenimizin çevresini bulmuş oluruz arkadaşlar. Son sorumuza geçelim. Ne demiş şimdi burada? E açı ortaların kesim noktasıdır demiş. Tamam hemen şurası açı ortayı, Onu da yapalım şöyle. O zaman 6'ya 6K ise 7'ye burası 7K olmalı. Şurası 6K burası 7K. AC'yi de 5 vermiş. 6 7 daha ne yapar? 13K eşittir 5 ise K'mız ne gelmiş olur? 5 bölü 13 gelmiş olur. Burası o zaman 7 kere 5 bölü 13'ten 35 bölü 13 olarak hesaplanmış olur. Şurası da açı ortayların kesim açı ortaydı. Burası açı ortayların kesim noktasıydı. EB bölü ED de 7'nin 35 bölü 13 e oranı olur arkadaşlar. Neden? 7 ise 7K 35 bölü 13 ise 35 bölü 13K BE'yi yani 7'yi kaç oranlamamızı istiyor? 35 bölü 13'e oranlamamızı istiyor. Ters döner. 7 çarpı 13 bölü 35. Şunlar giderse 13 bölü 5 olarak bu sorunun cevabını bulmuş oluruz arkadaşlar. Piyasadaki en iyi kitaplardan en demin bir testini daha sizler için çözmeye çalıştık. Umarım açıklayıcı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.